Esselamu aleyküm çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Sözlerime başlarken yüreğimin, ciğerimin sonuna kadar önce Cenab-ı Allah'a elhamdülillah diyorum. Sonsuz şükürler ediyorum. Ve hemen arkasından büyük ecdadımız Selçukluların ahvabı Konyalı kardeşlerim olarak koşup şu meydanı görülmemiş mahşeri bir insan seli halinde doldurmanızdan dolayı hepinize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum ve bilhassa hanım kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kendilerine de teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İşte Allah'a şükürler olsun. Bugün şimdi dört kanatla uçmaya başladık. Önce hepinizin bildiği gibi 20 sene önce temelini attığımız TİMOSAN'la işe başladık. Ve muhterem Vali Bey'imizden Konya'mızın meseleleri hakkında son derece kıymetli bir briefing aldık. Kendilerine huzurlarınıza candan teşekkürlerimi sunuyorum. Konya'mıza hizmet için nasıl yanıp tutuştuğunu gördüm. Aradığımız valiyi bulduk. Öyleyse dört tarafta uçacağız. Çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim. Ben hep 18 seneden beri TİMOSAN'da bir aslan yatıyor. Eğer Refah Partili bir hükümet kurulursa bu aslanın nasıl kükreyip ayağa kalkacağını göreceksiniz dememiştim. İşte bugün onun için önce TİMOSAN'a uğradım. TİMOSAN'ın kıymetli umum müdürü, makine kimyamızın kıymetli umum müdüründen fabrikanın durumu hakkında bilgi aldım. Gördüm ki bu büyük fabrikada bugün sadece 300 kişi çalışıyor. Gördüm ki bu fabrika bugün sadece %10 kapasiteyle çalışıyor. Bundan dolayıdır ki hemen daha önceki TİMOSAN Umum Müdürü kardeşlerimizi de birlikte getirmiştim. Kendilerinden ilk ricamı kendilerine duyurdum. Dedim bak biz bu fabrikanın temelini gene böyle bir mevsimde 20 sene önce atmıştık. 23 Haziran 1976'da. Şimdi Allah lütfetti. Yeniden kolları sıvadık. Besmele'yi çekip başlıyor. Ve de önümüzdeki Temmuz ayında inşallah gene fabrikaya geleceğiz. O güne kadar adım adım takip edeceğiz. Ama o gün 300 kişi değil, 3000 kişi TİMOSAN'da çalışıyor olacak. Bu bir. O gün, bugün şimdi yılda 30 milyon dolarlık satış yapıyorsunuz. Bugünden itibaren gelecek Temmuz'a kadar 250 milyon dolarlık satış yapacaksınız. Ve bunun yarısı kardeş ülkelere ihraç edilecek. Ve de 97 senesinde başından sonuna kadar üretiminiz 500 milyon dolar olacak. 250 milyon dolar ihracat yapacaksınız. Bunlar hayali rakamlar değil. Eğer TİMOSAN'a bugüne kadar gereken teşvik ve ilgi gösterilseydi TİMOSAN çoktan bu mesafeleri almış olacak. Ama Allah'a şükürler olsun. Şimdi artık rantiyecileri, faizcileri zengin etmek için gelmedi bu hükümet. Köylü, işçi, memuru, esnafı zengin etmek için geldi. Bu hükümet vergi, faizle halkı ezmek için gelmedi. Kaşıkla verip kepçeyle geri almak için gelmedi. Biz vereceğiz, geri vereceğiz. Nereden vereceğiz? Cenab-ı Allah bize verecek. Çünkü biz çalışacağız. Çünkü biz üreteceğiz. Üretin, üretin, üretin. Alın teriyle zengin olacağız. Allah'ın verdiği nimetleri servete çevireceğiz. Bu genç halk Allah'ın verdiği en güzel vatanda yeryüzünün öncüsü olacak. Her gün daha çok, daha çok, daha çok kazanacak. İşte bugün kıymetli Vali Bey'imizin verdiği briefingde Konya'mızın meseleleri dile getirilmiştir. Bak besmeleyi çektik, yola çıktı, Allah bize yardım edecek. Önce hepinize haber vereyim.
Konya'mızda tarımı geliştireceğiz. Konya'mız Türkiye tarımının ambarıdır. İşte bunun için kıymetli Enerji Bakanımız Recai Kutan Bey huzurlarınızdadır. Biliyorsunuz uzun yıllar Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü yapmış. Kevan Barajı'nın, Atatürk Barajları'nın asıl isimsiz kahramanları, asıl bu projeyi hazırlayanlar bunlardır. Şimdi Konya'mızın bütün ovalarının sulanması için kollar sıvanmıştır. Konya'mızı sulayacağız. Urfa'daki barajların sulamasının getirdiği üründen kat kat fazlasını Konya'mıza alacağız. Bundan başka huzurlarınıza Tarım Bakanımız Musa Beyefendi'yi getirdik. Musa Demirci Bey aynı şekilde tarımın çekirdeğinden yetişmiş. Ülkemizin en müstesna tarımcısı uzmanıdır. Hayvancılık gelişecek ve tarım her sahada Allah'ın izniyle gelişecek. Bugün Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret ettik. Konya'mız aynı zamanda bir büyük ağır sanayi merkezi olacak. Bu iki tane organize sanayi bölgemize hemen üçüncesini ilave edeceğiz ve böylece Konya'mız bir tane işsiz olmayan örnek bir şehir olacak inşallah. Ezan okunuyor, ezanı dinleyelim. Arkadan sözümüzü tamamlayacağız inşallah. Çok aziz ve muhterem Konyalı kardeşlerim, İnşallah Konya'mızı aynı zamanda Büyük Mevlana Hazretlerinin kültür merkezi olarak bir yandan bir kültür merkezine kavuştururken öbür taraftan mevcut Selçuklu Üniversitemize Karatay Teknik Üniversitesi'ni yeniden başlatarak ilave edeceğiz inşallah ve Konya'mız bütün İslam alimi için en yüksek seviyede İslam alimlerini yetiştiren bir büyük İslam ilimler üniversitesine de ayrıca kavuşacaktır. Konya'mız Anadolu'muzun bağrındadır. İnşallah Ankara'ya hızlı tren ta 20 sene önce Şener Bartal Bey kardeşimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği kanun teklifini 20 sene sonra da olsa kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ankara otoyolu, Antalya'ya bağlayan otoyol, bunlar da işte Enerji Bakanımız burada, Bayındırlık Bakanımız da yollarda bu kıymetli insanların gayretleriyle en kısa zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Ve de Konya'mıza bir yeni Konya ilave edeceğiz. Çünkü bu söylediklerimiz bugünkü Konya'nın içine sığmaz. Bu vilayet binamız tarihi bir binadır. Çok daha güzel bir vilayet binamız yapacağız. Konya'mıza layık bir şekilde büyük, muhteşem, modern bir bina, üniversitelerimizi yapacağız, kültür merkezimizi yapacağız. Bunların hepsi yeni bir Konya'da yer alacak. Bugünkü 1 milyonluk Konya'mızı, 1 milyon aşkın Konya'mızı hemen 2 milyonluk bir Konya haline getirecek şekilde en modern şehircilik planları yapılacak. Ve işte bu muhterem belediye başkanımız bu yeni Konya'yı kuracak. Ve biliyorsunuz ki yeni Konya inşallah İslam Birliği'nin de merkezi olacak. Ve inşallah yeni Konya'mız olimpiyatlarda da en büyük payı alan dünya çapında bir büyük dünya şehri olacak. Zaten 1000 yıl önce böyleydi. 1000 yıl sonra onların torunları olarak sizlerin gayretlerinize, yardımlarınızla yeniden yeryüzünün en şerefli şehri haline geleceğiz. Bunlar yapılırken elbette köylümüzün, esnafımızın, işçimizin, memurumuzun, düşkünlerimizin, emeklerimizin her an yanında olacağız. Bunlar için her gün yeni bir müjde vereceğiz. Ülkemizin 65 milyon insanla inşallah en güzel günleri yaşatmanın hizmetlerini yapacağız. Konyalı kardeşlerim, bugün huzurlarınıza geldik. İşte bu tarihi günü beraberce yaşadık ve besmeleyi çektik. Kolları sıvadık. Allah yardım edecek. En güzel günlere hep beraber kavuşacağız. Size şu anda tekrar hakkı hakim kılmak için
söz vereceğimiz şu sırada ellerimizi kaldırırken son söz olarak söyleyeceğim söz odur ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Şimdi biz hepimiz her zaman olduğu gibi hakkı hakim kılmak için ve ülkemizi öncü ülke yapmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza bir kere daha söz vererek bugünkü kucaklaşmamızı noktalayacağız ve hep beraber çalışmaya koşacağız. Buyurun, başlıyor. Milletimizin saadet ve selameti için bugünkü faizci düzeni bir an evvel değiştirmek için adil düzeni bir an evvel kurmak için Konya'mızı örnek şehir yapmak için Türkiye'mizi öncü ülke yapmak için hakkı hakim kılmak için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. Yeni dönem hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Başbakan Erbakan.